Ciddi bir şey soracağım sana. Tarikatlar ve cemaatler. Bu dönemde çok daha konuşuyoruz. Artık iş yani saçma sapan bir yere geldi. Duyduğumuz şeyler artık nasıl saçma sapan halimiz şeye geldi. Tacizler, her türlü saçmalı bir sürü abuk subuk haberler doluyoruz. Hep vardı. Hep vardı. Bu tarikatlar ve cemaatlerin tarihi, yani buraya gelene kadar neler oldu, ne oldu ve bu noktada ne oldu? Şimdi efendim şu var. Gene Türkiye'de çok yanlış bir şey var. Türkiye'de tarikatlar yasaklandı diyorlar. Tarikat yasaklanmadı. Tekke faaliyetlerine son verildi. Binalar kapatıldı. Çünkü eğer yani tarikatı yasaklayamazsın. Düşünce sistemidir. Ben tasavvuf şey falan onlara karşı bir insanım. Çünkü eğer İslamiyet şey diyorsan Kur'an'dır. Başka bilmem ne efendim yorumu beni ilgilendirmez. Ama halka da bir şey vermen lazım. Hele bu devirde ot gibi yetişiyorlar. Ot yasak değil, değil mi? Bir şey yok. Eğitim sistemi şey. Artık üniversitelerimizin çoğu ortaokul seviyesinde bile, yani seviyesinde diyelim hadi, o vaziyette. Bu çocuk ne yapacak? Ya terörist olur. Ya keman alıp musiki cemiyede keman çalacak değil. Veyahut bir tarikata girer. Veya orta yaşlı insanda. Bu tarih boyunca vardır. Böyledir. Şimdi 677 sayılı kanun. 30 Kasım 1925 tekkeleri şey yapan şunu söyler: binalar kapatılmıştır, ünvanlar ilga edilmiştir, şeyh baba şey vesaire, ayin yapmak yasaktır ama tarikat yasak değil, yasaktır diye bir şey demez, yasaklayamazsın bunu. Zaten o kanunu çıkartan nesil Osmanlı neslidir, tarikat nedir biliyorlar, yasaklamak yani düşünmezler bile böyle bir şeyi. Ama şu var, diyorum ya, seviye çok yerlere düştü. Eskiden İstanbul tekkelerini, Anadolu tekkelerini bilmem ben. İstanbul'da bir tekke eğitimin ve terbiyenin üzerine cila çekerdi. Daha mükemmel hale getirirdi. Şu anda tekkeler cila çekmeyi bırak, boyayı kazıyıp odun haline getiriyorlar. Bunu hep söylüyorum ben. Ama tacizler, şunlar bunlar hep olan şeylerdi. Tabii yani bunları bütün tarikatları bunu teşmil edemezsin. Hepsi yapıyor falan filan diye. Ama vardı. Eski şeylere bakarsanız mahkeme kayıtlarına o kadar çok ki bunlar. Değişen bir şey yok. Yani canlarım gen aynıken şey değişmez. Bir genimiz yok abi ya. Gen aynıken. Konuşturma beni şimdi, nasıl yok? Ya bu ama bu korkunç bir şey tabii yani. Korkunç bu, bir şey evet. Şeyler gerçekten. Çok korkunç bir şey. Ya 7 yaşında çocuk kızını evlendiriyor herif. Neden bahsediyorsun sen? Veya Kur'an kursuna veriyor, tecavüz ediyor çocuklar. Ama o tarikat değil Kur'an kursu. Öteki de yani tarikat başka bir şey. Ama şu anda şimdi tarikat eski şeyi yok. Çok lazım mıydı? İnsanlar bir şey arıyorlar. Dolduracak bir şey arıyorlar kafalarına veya kendilerine. Şartlı. Yani ben o gözle bakmam. Biraz önce ama şey anlaşılmasın, tarikatlar tarikat yanlısı falan filan değil. Engelleyemezsin insanları. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsanların ne anlayacaklarını ne anlamayacaklarını artık söyleyerek falan olacak diye yanlış anladınız falan deseniz de insanlar kimsenin öyle bir derdi yok. Kimse kimseyi anlama derdi kalmamış. Biliyor musun? Türkiye'de nüans kayboldu. Nüans gitti. Nüans çok önemli bir şeydir. Gitti nüans. Evet. Tam olarak şey gibi değil mi? Ortadan böyle ikiye bölünmüş bir elma gibi yani. Bir bu taraf var. Onun içinde hiçbir detay yok. Hiçbir şey detay yok. Yok yani. Detay yok. Yalnız elma tamam bölünmüş ama iki taraf da aynı. Taraf da aynı. Yani o iyi o kötü değil. İki taraf da aynı. Yok yok. Tam kastettiğim oydu. Akademik liyakatsizlik çok konuşulan bir şey. Siz biraz önce söylediniz ya, iki kere üç kere konuşmanızın içerisinde var. Yani üniversitelerin hali, yapılan yayınlar, akademisyenler... Her şey çok konuşuluyor ve çok göze batar bir hale geldi. Sizin de canınız sıkıyor mu durum? Benim canım sıkmıyor çünkü ben üniversite diye bir şeyin olduğuna inanmıyorum Türkiye'de artık. Tamam çok iyi birkaç bilim adamı vardır ama yani üniversite diye bir şey yok artık. Yani candaşım bazı tezlere falan bakıyorum, kitaplara bakıyorum. Ya, inanamazsın. İnanamazsın. Neler yazılıyor? Neler yazıyorlar? Yok.
hiçbir yayın yapmadan, hiçbir alıntı almadan falan bayağı böyle akademik olarak ciddi kariyer yapanlar var. Bir de sana söyleyeyim mi? Hırsızlık çok fazla. Evet. İntihar. Felaket fazla. Fakat sonuç alınmıyor. Niye? Etik kurul şey teşkil ediyorlar. İşte bilmem ne. Tencere dibin kadın seninki benden kara hikayesi. Rapor vermiyor. Onda pisliği var herhalde. Çok kötü. Maalesef. Sana kastettiğim oydu. Ben Türkiye'nin istikbalinden korkarım yani bu cehaletle şeyle. Olacak bir şey değil.